Sosyal medyada şöyle bir algı var işte, Bağcılar'a girdiğinizde sağ çıkmama ihtimaliniz var. Önünüz kesilir, gasp edilirsiniz, vurdursunuz vesaire. Bu algının oluşma sebebi de tamamen sosyal medyanın getirmiş olduğu şeyler. Bağcılar'a önce tramvayın, daha sonra metronun gelmesi hem ekonomik noktada hem kültürel noktada ciddi bir değişikliğe neden oldu. Buradan mesela gezmeye Üsküdar'a gidiyoruz, Beşiktaş'a gidiyoruz. Çok güzel mesela, kimse bizi çevirmiyor. Polis kimlik sormuyor. Ya tekstil tüm sorunları tek bir yerde barındıran meslek grubu. Sigortam yok, yemek yok. Verdik yere asgari ücret. Burada doğduk, burada büyüdük. Bazıları bıraktığımız an John May Walker'ın bittiği andır. Ben öyle düşünüyorum, kendim düşünüyorum. Bu semt modifiye olsun, tesisat olsun ya da ne bileyim arabayla gezme olsun seviyor ya, başka yani. Bulunduğumuz mahalle Bağcılar, yetiştiğimiz semt Bağcılar, büyüdüğümüz yer burası. Biz hayatın bütün şartlarını, bütün koşullarını bu mahallede öğrendik, bu semtte öğrendik. Yani şimdi Bağcılar'da dışarıdan alınan algı, mesela biz bir yere gittiğimizde Bağcılar deyince insanlar böyle bir çekiniyor. Sanki böyle bir yerde bir dışlanmışız gibi hissediyoruz. Bir kızla mesajlaşıyoruz mesela. Nerede oturuyorsun diyor, Bağcılar diyoruz. Bir daha cevap vermiyor. Mesela bir ortama girdiğin zaman nerede oturuyorsun Bağcılar diye böyle bir şaşkınlık yaşıyorlar ama buraya geliyorlar. Sonuçta misafir ediyorsun, bir dostun oluyor. Geldiğinde insanlar farklı şeyle karşı. O aklındaki kötü izlenim tamamen buraya geldiğinde gidiyor yani. Siz nasılsanız biz de aynıyız. Biz farklı bir şeymiş yok yani. Baktığınızda artık televizyon dizilerine, filmlerine veya işte talk show'lara konu oldu neredeyse. Güldür Güldür gibi ya da işte Çok Güzel Hareketler gibi TV programlarında Bağcılar atıfları yapılıyor sürekli. İşte semt oturuşları olsun vesaire. Tamam, ben bu yok demiyorum. Bu evet, Bağcılar'ın böyle bir kültürü var ama bu kültür bu kadar abartılı bir kültür değil. Yani görüldüğü gibi aynı şekil. Tehlikeli bir yer. Yani iyi bir yer değil yani, kötü bir yer. Kesinlikle hiçbir şekilde iyi bir yer değil. Biz de o burada doğma büyüme yaşadığımız halde biz de kesinlikle sevmiyoruz bu tarz olaylardan dolayı. Aynen. Bağcılar'da bugün hareketli anlar yaşandı. Bağcılar sokaklarında böyle çatıştı. Bağcılar'daki silahlı çatışma sonucu. Bağcılar'da aralarında sorun yaşayan iki aile. Bağcılar'da iki grup silahlı çatışmaya girdi. Polis mahallede kimlik kontrolü yapmak istedi. Ortalık karıştı. Firari uyuşturucu satıcısı polis memuruna yakın mesafeden işte böyle ateş ederek şehit etti. Biz Bağcılar'da yaşadığımız için bize biraz daha yani normalmiş gibi geliyor. Tabii ki de biz de bu tarz olaylardan çok korkuyoruz. Başka ilçeden gelenler herhalde yani yaşayamaz kolay kolay, alışamaz buralara. Hava karardığı zaman mesela ailemiz de kesinlikle aşırı derecede merak ediyor. Geç saatlere kalamıyoruz kesinlikle. Ama bir erkek istediği sabaha kadar da dışarıda kalsa sıkıntı olmuyor onun için. Eskiden yani uyuşturucu sorunu çok vardı kullananlar. Şu anda da var ama eskisi gibi yok. Yani önceden çok kullanılıyordu. Satıcısı çoktu. Sürekli baskınlar yapılıyordu. Operasyon yapılıyordu. Bir dönem çok fazla vardı. Yani akşamları ben sokakta gezdiğimde yani zombileşiyor dediğimiz tipte insanlar görüyorduk. Çünkü sinir sistemi tamamen kilitlenmiş durumda. Olduğu yerde sallanan, ayılmaya çalışan insanlar görmek mümkündü. Tabii bu son dönemlerde çok fazla göz önünde bulunmuyor. Niye diyecek olursanız işte Bağcılar'da akşamları gezdiğinizde her sokakta muhakkak bekçi görürsünüz. Bunların varlığı tabii ki bu unsurların çok fazla göz önünde olmasını engelliyor. En geç bir saatte bir her sokaktan bir polis kesin geçiyor. Kimlik kontrolü olsun, GBT olsun sürekli yapılıyor bu zaten. Ama biz başka bir yere gidince mesela buradan mesela gezmeye Üsküdar'a gidiyoruz, Beşiktaş'a gidiyoruz. Çok güzel mesela, kimse bizi çevirmiyor. Polis kimlik sormuyor. Ama burada meydana gidene kadar en az 2-3 defa polis kimlik soruyor. Okulların önlerinde yani okula gelmeyen, okuldan olmayan, okullardan, farklı serseriler diyeyim. Okul çıkışlarında vesaire çok fazla oluyor. Okul çıkışlarında kavgalar vesaire oluyor. Dışarıda nasılsa Bağcılar'daki okullar da aynı şekil tehlikeli. Sigaralar falan filanlar, her şey orada da var. Çıkışlarda bayağı bir kavgalar oluyor. Okul çıkışında kavgalar, işte döner bıçaklı satırlı kavgalar yeri geldiğinde bu raddelere gelebiliyor. Bunlar da yok değil. Bunları kabul edelim. Şimdi biraz daha durgun.
diyelim. Şu parkta haftada bir olay görülüyordu ya, haftada bir. Cezalar arttı biraz. Biraz da ondan. Aynen. Evet. Elit bir haldeyiz. Belki de bazıların en dip yeri Yıldıztepe'dir. Bura bile çok güzel yani, insanlar, çocuklar spor yapıyor, bisiklet sürüyorlar. Mesela eskiden şunu kayamazdım. Ben görmedim çocukken mesela abi, bende yoktu paten. Yani ben 15 yıldır Bağcılar'da yaşıyorum ama son bir senede rahat böyle 11'de eve geldiğimi hatırlıyorum. Bundan bir sene öncesine kadar yani bir 9'da bile dışarıda olmak çok yani herkesin böyle gözü üstünde olabileceği ya da ne bileyim işte laf atabileceği bir ortamdı. Genelde böyle bir saat 9 gibi karanlık çöktüğünde eve geldiğinde sokakta fark ediyorsun ya yani herkesin gözü senin üstünde oluyor. Ya da bir olay yaşadığı zaman işte kadınsın ne işin var bu saatte dışarıda. Bağcılar'da kim gelirse gelsin birine karışmadığın sürece hiçbir sorun olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Sakin yerleri de var, kalabalık yeri de var, kötü pis yerleri de var. Demirkapı Mahallesi var mesela. Orası geceleri aynı korku evi gibi mesela. Ama şimdi Kirazlı Mahallesi var mesela. Bura biraz daha sakin. Ama gitgide o eski halinden şimdi eser yok. Gitgide yeni binalar yapılıyor. Temizlemeye çalışıyorlar. Onun için uğraşıyorlar şimdi. Hep yeni kentsel dönüşüme soktular zaten buranın çoğu yerini. Yani İstanbul'a baktığınızda 30'un üstünde ilçe var. Ve bu ilçelerin neredeyse 20 tanesi birbiriyle çok benzer. Ve Bağcılar'da bu diğer 20 ilçe gibi bir ilçe aslında. Yani sanıldığı gibi çok da tehlikeli bir yer değil. Yani Türkiye ne kadar güvenliyse Bağcılar'da o kadar güvenli diyebilirim. Yaklaşık 5 yaşından beri Bağcılar'da. İlkokul, ortaokul, lise dönemime baktığımda Bağcılar dışına çok çıkan bir nesil değildik biz açıkçası. Bu ulaşım ağları geliştikçe işte Bağcılar'a önce tramvayın, daha sonra metronun gelmesi Bağcılar'ın da Bağcılar dışına çıkmasına imkan sağladı. Ve benim açımdan Bağcılar'daki ilk kırılma, ilk değişim burada başladı diyebilirim yani. Şimdi bu uyuşturucu sıkıntısından ne bileyim gençlerin hırsızlık mırsızlık işte yaralama, bıçaklama, silahla vurulma böyle yani kötü alışkanlıkları olan semtler için bence güzel bir şey. Ne zaman sıkılınca insan bir yere gidebiliyor. Mesela Üsküdar'a, Beşiktaş'a, Bakırköy'e öyle yerlere gezmeye gidince genellikle gezme amaçlı gidiyoruz. Yani gidip bir çay içiyoruz, geziyoruz. Gençler diyor hadi kız tavlamaya gidiyoruz. Öyle o amaçla gidiyorlar. Yani Bağcılar'da gezilecek pek bir yer yok, ancak böyle çimenlikleri olur. Bir tek tük meydanı olur. Bir şey olmadığı için millet mecburiyetten gidiyor yani. Mesela Mecidiyeköy vesaire tarz yerler, bu tarz yerler değil, elit yerler diyeyim. Açık konuşmak gerekirse elit yerler. Fakat Bağcılar'da elit yerler olarak gidilecek bir yer yok. Yani Bağcılar olsun, Esenler olsun, Yüzyıl olsun. Göçle buraya gelen ve ömrünün büyük bir kısmını sadece iş ev bandında geçiren birçok insan var Bağcılar'da. Ama bu ulaşımın kolaylaşması bunların farklı yerleri gezip görmesiyle birlikte bunlarda da bazı değişimlere neden oluyor. Yani ön yargıları varsa bunlar yıkılabiliyor. Anormal gelen şeyler yavaş yavaş normalleşebiliyor. Hem ekonomik noktada hem kültürel noktada ciddi bir değişikliğe neden oluyor. Bağcılar çok genç bir ilçe aslında. Yani Bakırköy'den ayrılan oldukça genç bir ilçe ve 80'ler sonrasında 90'lar döneminde çok ciddi göç almaya başlıyor. Ve aldığı göç de özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi gibi bölgelerden gelen insanlardan oluşmakta. Ve bu gelen insanlar genellikle belli bir niteliğe sahip değil iş noktasında. Yani ne iş bulsam yaparım potansiyelinde, profilinde olan insanlar. Bu sebeple özellikle tekstil sektörü ciddi anlamda Bağcılar'da lokomotif sektör diyebilirim. Yani bazı mahallelere gittiğinizde her binanın altındaki bodrum katta bir tekstil atölyesi görmeniz mümkün. Ya tekstil bütün sorunları tek bir yerde barındıran meslek grubu. Hem
psikolojik olarak çok yani psikolojik şiddet dedikleri şey, ona maruz kalıyorsunuz. Zaten sabah uyanıyorsunuz, gidiyorsun bir kapalı alana. Ondan sonra akşama kadar sadece buna sadece bir 15 dakika veya 45 dakikalık bir yemek ya da çay paydosunu ekliyorlar. O da zaten dışarı çıkma şansın yok. Bununla birlikte bütün özel hayatın da hani sosyalleşme şansın da yok. 9 yaşımdan beri ben tekstil sektöründeyim. Okumadım hiçbir şekilde. Dediğim gibi zaten asgari ücret el vermiyor okumamıza. Yani biz 4 kardeşiz yani. Babam tek çalışsa hangi birimize bakacak hem okudum. Gerçekten ilkokula daha başlamamış işçiler bile var. İlkokul 2. 3. sınıftan okuldan alınmış işçiler bile var. Hani böyle yaşları 14-15 değil, 10 yaşında bile olmamış 8-9 yaşlarında tekstil işçileri var. İşte tekstil sektöründeyim. Tabii ki sigortam yok hiçbir şekilde. Yemek yok. Verdikleri asgari ücret. Bizim gibiler için bile çok ağır bir sektörken hani ağırlıktan kastı çok yorulman gerekmiyor. Çok yani ağır taşıman gerekmiyor. O kadar bir kötü bir psikolojiye sahip oluyorsun ki sabah girip akşam çıktığı zaman, hele bir de bir usta tarafından baskıya da uğradığın zaman, bir de onu 8-9 yaşındaki bir çocuğun üstünde yapıldığını varsayalım. O çocuk bir ömür boyu öyle alışır ve hep böyle baskı altında kalır. Ha bunun dışında özellikle sonraki kuşaklarda, yani 90'lar ve sonraki kuşaklarda üniversiteleşmeye bağlı olarak çeşitli iş kollarına da dağılış söz konusu. İşte ilçe dışında farklı bölgelere gidip buralarda istihdam eden kişiler de mevcut tabii ki. Bir mağazaya ya da bir kafeye girsen tecrübe istiyor. Biz bu tecrübeyi nereden kazanacağız peki belli bile değil. Yani kimse ne de olsa anasını karnında öğrenmiyor tecrübeyi hiçbir şekilde. Bağcılar gibi bir yerde olanaklarımız kısıtlı, imkanlarımız kısıtlı olduğu için ben de liseye gidiyordum. Okulumu dondurmak zorunda kaldım. Şu anda ben de tabii ki de tekrardan okuyacağım, tekrardan okuluma başlayacağım, devam edeceğim. Hukuk okumayı düşünüyorum Allah'ın izniyle zaten. Organizasyonda çalışıyorum. Palyaçoluk yapıyorum. Doğum günleri, düğünler, açılışlar vesaire oluyor. Zaten sürekli de iş olmuyor. Aldığımız ücret de zaten aşırı derecede kısıtlı bir ücret oluyor. Günlük oluyor zaten, aylık falan da değil, asgari ücret kesinlikle değil zaten. Öyle yani. Bağcılar bence çok güzel bir yer. Ben semtimden dışarı çıktığımda başka yere de geziyorum mesela. Çıkıyorum Ortaköy olsun, oralar olsun, buralar olsun. Geziyorum ama burada aldığım keyfi ben başka yerde alamıyorum ya. Burada geziyorum, her yer tanıdık. Birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz. Bir aile çerçevesi içerisinde arkadaşlarımız olsun, her şey olsun. Bence Bağcılar çok harika bir yer ya. Tavsiye ederim herkese. Bütün Türkiye'ye. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Sessizliğime aldanmayın. Bir esersen mevsim değişir. Sessiz aşk. Bağcılar zaten ferdi, çıkma şansımız yok. Bağcılardan evet. Çıktığım zaman kendimi suçlu hissediyorum. Aynen öyle. Çünkü abi. Çünkü cadde bizim. Evet. Doğru mu? Mesela ses sistemli arabalar akşamları iş saatinden sonra böyle oturduğunuzda bir yerde hep yüksek sesli arabalar geçip gidiyor. Tabii bu müzik değişebiliyor. Bazen olur arabesk, bazen olur trap, rap. Ama ortak nokta var. Modifiye araçlar, sevilen bir kültür. Yüksek sesli müzik sevilen bir kültür. Saat maat gece 1 olsun, 2 olsun. Evet, sabaha kadar hiç müzik seslerinden uyuyamıyoruz. Falan filan aşırı derecede bu konudan şikayetçiyiz bağcılarla olarak. Sabah işe giden oluyor, hastası olan oluyor. Ben bu duruma karşıyım. Bir şey diyeceğim. Abi ben arada yapıyorum onu ya. Vallahi yapıyorum. Vücut istiyor yani bu. Ekmek su gibi bir şey. Burada böyle şeyler çok normal. Biz alıştık da. Burada günde 200-300 tane bu şekilde araba geçiyor. Şu an hiçbir şey görmediniz. Akşam vakti iyice gelsin. Kıyamet koparıyorlar. Piyasada izlerimiz, gönüllerde hislerimiz var.
Bağcılar'daki kültür şöyle, genellikle böyle yüklü tesisatlı arabalar çıkar sokakta dolaşırlar böyle, gezerler, camları yarıya kadar indirip ses açmaları falan genellikle. Özellikle cumartesi pazar çok yoğun olur bunlar. Bütün gençler şu anda Bağcılar'daki bütün gençler herkesin arabasında yapılı, işte modifiye tutkunluğu fazlasıyla var. Bu işi severek insanlar yapıyor. Tesisat olsun, modifiye olsun, gezmek olsun. Bunlar her şey zevk uğruna, severek yapılan şeyler. Serserilikle ya da herhangi bir şeyle bir alakası yok yani bu işin. Daha kötü bir maddeler olsun ya da başka bir şeye alışkanlığımız olacağına, buna alışkanlığımız olsun daha iyi. Bir kıza ilgi verirsin ya, aynı onun gibi araca da ilgi vermek. Bizde de o bakın yani, araca aşığız. Öyle söyleyeyim ben. Bağcılar dediğin zaman çok pırlanta gibi bir yer değil. Burada da her mahallede, her semtte olduğu gibi sıkıntılı insanlar var. Bazı gençler böyle şeylere örnek değil de farklı modellere de örnek olabiliyor. Mesela kabadayı türlerine örnek oluyor, artistlere örnek oluyor, rapçiye örnek oluyor, şarkıcıya örnek oluyor. Herkes kendi iç yapısında kimi kendine yakıştırıyorsa ya da kendinde kimi buluyorsa ona örnek oluyor. Ama biz biraz daha ağır bastığımızı hissedebiliyorum yani. Çünkü bizim yolumuz güzel bir yol, yanlış bir yol değil. Harcıyorsan kendine harcıyorsan, harcıyorsan arabana harcıyorsun. Ben modifiyeli araba işine aşağı yukarı 15 senedir falan varım. Bu sektörün içindeyim. Sonra sosyal medya kuruldu, Facebook falan kuruldu. İşte kendimizi orada bir şekilde arabalarımızı paylaştık, kendimizi orada gösterdik. İnsanlar tarafından beğenildi, insanların hoşuna gitti. Şimdi milyon üstünde bir takipçim var. Modifiye araç, yani TOFAŞ dediğimiz bir tabelamız var bizim. TOFAŞ kültürü bitmeyen bir kültür, bitmeyecek de bir kültür. Hala yani 100 bin liraya, 100 bin liranın üstünde bile satışı olan TOFAŞ'lar mümkün. Tamamen modifiye yapılmış, içi ses sistemleriyle donatılmış araçlar söz konusu. Hani durumu iyi olmayan ama hayali veya düşüncesi geniş olan kardeşlerimin kurduğu bir hayaldir. O hayal sonucunda ilk aldığı arabadır. Burada çoğu insanın altına kuş serisi alıp ondan sonra onu satıp spor arabalara, spor modellere geçmişliği vardır. Son birkaç ay içinde bir tane aldım, modifiye yaptım ve Türkiye'de çok ciddi bir ses getirdi bu araba. 10 milyar aldığım arabaya 107 milyar para harcadım. Ve bu çoğu sosyal medya mecralarında konusu geçen ve çoğu televizyon kanallarında konusu geçen bir araba oldu. Yani kuş serisi deyip de basit almamak lazımmış. Bence bir kuş serisi de 100 milyar para yiyormuş yani. Sonrasında da 108'e sattım. Askerlik eğlenceleri çoktandır var da Bağcılar'da. Bu son 3-4 senedir işte dans, gençler hep dans manslar çıkarmış. Yani artık bu 3 ayak dansı var, işte kartal var, oyun. Bu eğlencelerde oynuyorlar, kopmalık müziklerde. Bu buraya özgü bir dans. Sosyal medyada falan bu son zamanlar çok ilgi görüyor. Yani ben kendim de görünce dayanamıyorum, ben de giriyorum. Ben diyorum mesela bu yaşlarıma bir daha gelemeyeceğim. O yüzden ben de oynuyorum. Ben bir askere gidip geldikten sonra benim de mesela belki yüzüm tutmayabilir oynamamaya. Utanırım ama ben de şimdi oynuyorum. Eğlenceli yani, güzel. Ben 5 yıl falan Isparta'da öğrencilik dönemimde Bağcılar'dan kopmuştum. O dönemde tabii Facebook ciddi anlamda patlamış. Yani Bağcılar yavaş yavaş trend olmaya başlamıştı ve bu üç ayak dedikleri bir dans var. Sokakta yaptıkları, böyle 6-7 kişilik gruplar haline yaptıkları. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani. İnanmıyordum daha doğrusu. Yok abi ben görmedim etmedim falan diyordum. Bir gün bizim sokakta bir asker eğlencesi oldu ve şahit oldum bizzat. Dedim ki gerçekten varmış. Hala çok fazla karşılaşıyorum. Özellikle asker eğlencesi gibi. Buralarda çok fazla görebiliyorsunuz. Ve genellikle bir tayfa var. Bu tayfa organizasyondan organizasyona geziyor yani. Ya ses sistemli araba geliyor ya da DJ geliyor. Burada DJ'ler de var mesela. Adam geliyor, ışıklandırmaları kuruyor, işte ses sistemleri falan.
müziği açıyor işte, yavaş yavaş gençler toplanıyor. Bir de burada böyle bir şey var. Mesela birinin askerlik eğlencesi oldun mu, yani Bağcılar'daki genel kitle hepsi geliyor. Öyle güzel bir şeyi var. İşte paylaşıyorlar. Dostumuz da düşmanımızı da bekleriz. Yani o gün herkes eğleniyor yani, hiçbir sıkıntı olmuyor. Askerlikteki asker kardeşlerimiz bize ulaşıyor telefonla vesaire ya da Instagram hesabından. İşte abi eğlence yapacağız, gelir misin falan filan. Konuşuyoruz. Gidiyoruz, eğlenceler yapıyoruz. Çok güzel de eğlenceler oluyor. Askerdeki kardeşlerimiz de çok zaten gidecek. Kardeşlerimiz çok eğleniyorlar. Yani normal bir tesisat kurduklarında beklediği sesi alamıyorlar. Bizim kendi cihaz arabalarımızı götürdüğümüz zaman yüklü cihazlar olduğu için çok çok hoşuna gidiyor. Seviniyorlar. Biz de onlarla bir gurur duyuyoruz yani bununla ilgili. Askerlik eğlencelerinde kötü olan bir şey de var. Mesela alkol, her askerlik eğlencesinde alkol kullanıyorlar. İşte şeker atan, uyuşturucu kullananlar da oluyor. Ama ağırlık eğlenceli geçsin diye yani yapılıyor bu eğlenceler. Buranın artık genel kültürü gibi bir şey olmuş. Tabi mesela elit semtlere göre bir dalga geçiyorlar işte. Bu ne bilmem, kertenkele bilmem işte 50 kuruşum kaybolmuş falan. İşte dızo mızo falan diyorlar. Ama buradaki gençler çok eğleniyorlar yani kendi aralarında, memnunlar. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Yani buradaki bir askerlik eğlencesine o kadar oynuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz, halay çekiyoruz. Yani ben onun hiçbir şeye değişmem. Bağcılar gibi bir yerdesin, imkanları kısıtlı. Çok büyük bir imkanımız yok. Stüdyomuz vardı işte, böyle toplasan 3-4 metrekare bir yerde, ufacık. Orada başladık böyle. Bizim en büyük gücümüz ne, hani biz ne yapabiliriz? Müzik yapacağız ama ne anlatacağız? Dedim hani biz Bağcılar'da yaşıyoruz. Bari dedim hani gerçekleri anlatalım. Sağ olsun dinleyiciler de sevdiler bizi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Burası Canbayra Walker'ın çıktığı mekan. Geçin, yakın ışıkları. Yalnız biraz şey var ama... Ben bunu eğilmeden geçiyorum eskiden. Ben hala eğilmeden geçebiliyorum. Sanırım biz büyümüşüz. Evet. Ama senin anın daha fazla. Burası Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi. Burada 2015'te kurduk burayı. Evet. Dedem sağ olsun şu duvarı ördü bana. Tekstil atölyesi burası alt taraf. Yalıtım alacak paramız yok. Sünger alamadık biz de. Köpük yaptık. Şu an bu sesleri duyuyorsun değil mi abi? Şu sesleri. Yani bizim çoğu şarkımızın belki alt vokalinde şu sesler mevcuttur. Hani dip frekanslarda bunları duyabilirsiniz. Çok güzel günleri geçti burada. Ben de yardımcı oldum. Yani burayı ben aslında bozacaktım. Bozmadım. Dedim bir gün bunlar buraya gelecekler, çıktığı yeri hatırlasınlar diye. Geliyorlar sağ olsunlar. İyiler. Daha da iyi olacaklar. Ya abi, öyle araba tamirdeydi aslında. Ha, o yüzden dışarı çıkmıyor. Yok. Aslan parçası. Ümit bizim abi, yemin ederim belki de ilk günden beri yanımızdadır. 5200 oldum şu an TikTok'ta. Doğanay'a kafa attım. Her şey söz verdiğim gibi, canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım, üzmem seni, bari haber ver küs gelmeyin. Saçına rüzgar değsin, ona da kıskanırım ben, bilmez misin? Azıcık güller güller atsın, gözüm bir gençliğim var, onu da ister misin? Ramazan ayıydı o zaman. Bir yaklaşık 20-30 kişiyiz burada. Teravih çıkışıydı. Şimdi teravihden çıktığını düşün abi. Sağda bir grup insan, ellerinde ağır makineli silahlar falan var böyle. Utanıyorum, şarkı söyleyemiyorum klipte. Zaten mimiklerimden belli, böyle ağzıma yönetiyorum sadece. Parka belki akşamları dışarıdan bakacak bir insan bulamazsın. Yemin ederim abi o akşam bütün insanlar dizilmişler buraya. Ben utanıyorum hani şeyden dolayı utanıyorum. Hani şarkı söylüyorum. El alem ne der? Şeyi var bende, algısı var hani. Bende bile vardı o zaman. Girdik içeri, baktım bir saat geçti, izliyorlar. Artık tribün oynamaya başladık, şov yapmaya falan başladık böyle. Ya biz özendirme değil ki, bu bazıdan içinde olan şeylerdi yani. Biz zaten diyoruz ki biz bunları yapmayın diyoruz. Bunları yaparsanız böyle olur. Ki filmin konusu da zaten silah, bıçak ve ölümle bitiyor. Aynen. Bunu yaparsan bu olur. Alt metin bu. Ama bir kesim de olsa sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. Nasıl anladıkları önemli aslında. Evet. Kürşat Hamza. Öldü klipten olsun. Kürşat ne yapıyorsun lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye gidiyorsun? Oradayım. Çok güzel gittin. Bağcılar'da arabesk müzik çok sevildiği için müziğimizi de arabeskle harmanlayıp
böyle bir işte Elbet Bir Gün tarzı bir müzik yaptık. İlk hedefimiz Bağcılar'da dinlenmesiydi, hani insanları sevmesiydi. Bir anda şimdi bakınca Avrupa'ya bile ulaşmış yani, 157 milyon oldu şu an. Dedim doğru yolda gidiyoruz. Yani Bağcılar'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Hakkı ödenmez yani Bağcılar'ın ama bizde. Ya çok arkadaşımızı kaybettik işte, uyuşturucudan olsun, vurulma, yani boş mevzulardan vurulma şeyleri olsun. Ya bunları görerek bunları anlatmak istedik. Ne yaşadıysak onu anlatmak istedik. Umut'un da dediği gibi çok fazla dostumuzu, çok fazla sevdiğimizi kaybettiğimiz için bizim için zor dönemlerdi. Müziğimizi de etkiledi yani yer yer. Ya Bağcılar bir nevi bizim için motivasyon yani, motivasyon kaynağı. Yani burası olmasaydı belki de Can Maywalker olmazdı. Çıkabiliriz. Tamam. Dikkat edin abi. Biz çeker misiniz? Hadi girelim. Haydi bismillah. Buradan düştüm mü peşin? Bir de gerek yok ya. Kuşu çalmak isteyen her türlü geliyor zaten, şu kapıyı patlatır. Yani. Şimdi bunu izleyen Bağcılar'daki kardeşlerimiz. Kümesime gelmeyin. Ben... Biz de uyuşturucu içebilirdik. Evet. Aleykümselam abi. Biz de uyuşturucu içebilirdik. İçmedik. Biz daha farklı yöntemlerde hani adım atmaya çalıştık. Yani bu şey değil yani, biz kendimizi kurtardık da diğerlerine olursa olsun diye. Elimizden geldiğince onları da bize çekmeye çalıştık. Şey de oldu yani, biz müzikten dolayı aldığımız tepkiler artık çocuklar da şey demeye başladı. Ya biz de yapsak bize de böyle olacak. Bu çok güzel bir şey mesela. Onlar da müzik yapmaya başladılar. Ve içindeki yeteneği keşfetmeye başladılar. Ya bazılara toz kondurmuyoruz abi, vallahi kondurmak yakışmaz bize. Olumsuz yönleri zaten vardı, her zaman vardı. Ya her mahallenin var. Olumsuz yönleri var. Olumlu yönleri de var mesela, yani buradaki dayanışma, sokaktaki insanların tanımadığın insanın sokak bile... Sokak kültürü var. Sokak kültürü bazılarda yıllardır olduğu gibi devam ediyor. Mesela stüdyomuz var, en büyük örneği. Ses yapıyoruz, bir tane komşu çıkıp demiyor ki niye ses yapıyorsunuz? Kadın bana çıkıp diyor ki yeni şarkı ne zaman? Hani o bizim Anadolu ağzıyla dediğimiz mahalle kültürü vardır. Böyle insanların birbirini kolladığı, birbirini sahiplendiği. Bu kültür çok güzel bir kültür. Yaşatılması gereken bir kültür. Ve Bağcılar da bu noktada bu kültürü güzel yaşatan ilçelerden biri. Gerçekten mahalle kültürünü kaybetmemiş bir yer. İnsanlar sokağa çıktığı zaman aileleri böyle sokaklarda görebilir. Bayramlarda torpil patlatılan bir semt hala Bağcılar. Oyunların sokakta oynandığı bir semt Bağcılar. Güzel yani, Bağcılar güzel. Bağcılar'a dışarıdan bakanlar biraz ürkütücü, biraz korkutucu gelebilir ama Bağcılar gerçekten çok güzel bir semt. Ben mesela bana sordukları zaman gururla söyleyebiliyorum. Çünkü insanların aklında kaldığı gibi kötü izlenimli olan bir yer değil Bağcılar. Olumlu yönden bakacaksak mesela, yolda yürüyorum. Başıma bir iş gelse ya da birisi bana sokakta laf atsa, ben direkt yolda esnaf olarak tanıdığım kesinlikle çok olur. Yolda tanıdığım çok olur. Direkt yardımcı oluyor yani. Gitgide düzeliyor işte. Ama Bağcılar olarak... Yani iyisiyle, tatlısıyla, uyuşturucu içeniyle, hırsızıyla mutlu bir yer yani.